Kaç yaş? 95. 95, maşallah. Trabzon'dan buraya kaç yaşına geldin? Trabzon'dan buraya geldim 21-22 yaşında. 22 O yaşında. zaman daha evlendim orada da. Ondan sonra geldim buraya 22 yaşında. 22 yaşında. O zamandan beri öyle. Maşallah. Başköy'ün yaşlı çınarı. Bizim köyümüzde senden yaşlı yok galiba, benim bildiğim kadarıyla kalmadı. Mantari'de Recep'in Ahmet var. Mantari'de. He. Benden 1,5 yaş, 1 yaş, 1,5 yaş bir şey büyüktür. Memlekette komşuydu o beraber. Yağmur yağdığı zaman dere akar da gelir de balık tutma avları dereye bir de gider de o benden daha zanlıydı, beyoğlu. Tek babam var, başka yok da. Büyüklerimizin Trabzon'dan buraya göç etmelerinin nedeni neydi o zamanki şartlara göre? Ya erazi dar, erazi yok. Var 3-4 tane bir yeri var babamın. Affedersin, misirden başka şey yok, domuzcuyu da. Misirden başka bir şey olmaz. Her sene çömlek koyacaksın, hayvan çömlesin. Çünkü ondan alasın bir misir. Yarın yağmur var, ona bakar da, ha burada var 3-400 kilo misir. Bunun 50 kilosu ne? Toplayıp, kurutup, homurcana getireceksin. Tayfan az kalıyor. Misiri biçersin, kurutursun, doldurursun, paskaya döversin. Çoğunlar iki kişi gider şey homurcana. Arakı yoğdu o zaman. Homurcana götürsün, teslim etme millet sıraya gitmiş. Geçer sırasına şöyle bir elini sokar. Oo bu yaş. Git bunu kurut dolda gel. Bir iki gün de o sokaklarda gelir onu kurutur, götürür versin oraya. Oradan alır doğru doğru aşağı ambara. Çürüt ambarda top denize millete garini oluşturur. Hadi. Yani savaş olacak söylentisine, He. savaş olacak diye halktan işte Savaş mısır olacaksan bir milleti koyuyorsun, yiyorsun, çürüteceksin, döküyorsun aşağıda. Öyle bir şeyler dediler ama ne bileyim, ne bileyim, ne bileyim. evet. Ne bileyim torunum. Günüzden olsa bir şey daha aklıma getirir konuşurduk oradan buradan ama şimdi ne bileyim. Çok yoksulluk çekmişiz biz çok. Allah'a şükür olsun şimdi dolu ortalık. Eski zamana göre çok çok iyiyiz. Askere gideceğim. Yusuf'u everdim rahmetlisini. Gideceğim askere yaptım çıktı. Harçlığım yok gitme askere. Rahmetli dedenize gittim şey, Çelik Mustafa'ya. Onun adam çok iyiydi. O an gider gelirdim, çalışırdım, tütün bütün düzerdik, çalışırdık. O canım derdi ki, torunum ne ihtiyacın olursa bana gel. Eyvah yazık. Ne kadar para yeterse o zamanın parasında 5 lira. 4-5 lirayla fevkalade giderdik. Sene kaç? Yıl kaç senesi? 50 40 59 50 56 56 senesinde. Aldım 5 lira verdi bana rahmetlisi. Yetmez dedi vereyim tam yok dedim. Evet emeğiyle dedi bak. Benim rahmetli Galil de gelirdi. Onların da arası çok iyiydi. Fadime'nin ne ihtiyacı olursa bana gelsin. Evde yiyeceği de yok dedi. Rahmetli babanı çağırdı. Sait Sait bir kola at var edilsin. Kola kola sen bilmezsin onu. Yok, biz nereden bilelim? Gitti çuvalları doldu ağzına kadar misir yükledi ata. Doğru bunu kapsene dedi. Getirdi buraya. Rahmetli Gariye dedim ben niye diyeyim ben gelmeden istemediler senden dedim herhalde. Öyle gittim askere. Şimdi onun için sizin bu tarafa çok kalbim görüktür. O rahmetli Mustafa dayının yüzünden. Söylerim uşaklara arkadaş. İhtiyacı olan cihazını bana söylesin. Var ise görürüm ihtiyacını. Yoksa niye diyeyim? İlle ki gelecek. Öyle gittik askere işte. Askerden geldik. Biz de borçluyduk o sene. Rahmetli Garı.
Yemeğe dururken beraber o parayı kapatmış kara pensillere, tütün düzmekten, eşim bitmekten bilmem neden geldiğince borçlar yok, bir şey de hepsi dümdüz gitmiş. Maşallah, öyle. Maşallah. Yaşadık, ne bileyim. Şimdi Allah'a şükür olsun, hiçbir ihtiyacım yok. Ha o ne 35 kuruş biriktin mi? Bakalım ki hangisinin ihtiyacı var ki dediğim o, faydalansın. Ne öyle, ne bileyim. Büyükler öyledir de, büyükler... Ama, Allah hayırlısını versin. Ne amin, diyelim? Amin, amin. Mustafa dayı çok doğru kalpli bir insan idi. Kötü işe ciddiydi. O yalan söylemeyeceksen illetmeyecek. Doğrudan doğru ya. Öyleydi. Allah rahmet etsin. Ben çok memnunum ondan. Ne diyeyim var? Yaşında gittin. Şimdi askere 10, 11, 12 sene geç gitmişim. Doğum tarihi. He, yani geç yazıldın. He. Eskiden hep böyleydi zaten. He, hep geç yazılırdı. Çetimden yazılmıştık memlekette. 11 yaşında beni babam götürdü Arak şey Homurcan'a. Bir 13 gibi biliyorum. Koca uşağıdım. Korktu şey doğumdan yazdırsan cezalarını mezalarını bir şeyler olur. Şöyle baktı şey müdürüyle arası çok iyiydi, nüfus müdürüyle. 1936 doğumlu dedi. Ve önce gibi aklımdadır. Halbuki 13 yaşında vardım ha. Normalde kaç doğumlusun sen? 25 mi? 1936. Yok, gerçek yaşın 25, 25-24 mu olmuş oluyor? 24-25 o aralarda ha. İşte. O Homurgan dediğin yer Gaza mıydı o zaman? Nereydi o Homurgan diyor?